Bu videoda anlatmak istediğim konu şu. Kendi işini yapıyorsun, esnafsın veya ticaret yapıyorsun, para kazanıyorsun veya bir girişimde bulunmak istiyorsun. Adım atmakta zorlanıyorsun, korkuların var. Bu ilk korkular neden oluşuyor? Ve bu konularda ben hangi tecrübelere sahip oldum yıllar içerisinde? Bunu anlatmak istiyorum. Yani bu korkularının sebepleri nelerdir? Ve bu korkularını yendikten sonra ilk adımı atarsan ne olur? Ve hangi sonuç elde edersin ilk adımlarını atarsan? Bunları tecrübelerimle anlatmak istiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlersen bunları öğrenirsin. Sen de hayatına yansıtır. Sen de bu tecrübeleri kullanarak arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Çünkü tecrübeye saygı sana yıllar kazandırır değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu videoyu sonuna kadar izlemeni tavsiye ediyorum. Şimdi ben yıllar önce çok yüksek bir kirası olan dükkan kiralamıştım. Yani 2500 euroydu, 98 yılında mark olarak 5000 mark civarındaydı. Korkum bir kere dükkanı kiralarken başladı. Yani ben burada bu parayı yatırıyorum ama her ay ilk girişimde bulundum. Bu parayı çıkarabilir miyim? Bu korku vardı. Sonra korkumu yendim. Çünkü ilk basamağı attıktan sonra basamaklar küçülmeye başladı. Çünkü ilk basamak yüksek oluyor. Sonra sevgili arkadaşlar devam ederken yani girişimde bulunduktan sonra paramı çıkarmaya başladım. Karşıda büyük bir market vardı. Bu marketin kapanacağını duydum. Kapanacağını duyunca bir korku başladı yine. Dedim ki bu dükkan giderse acaba batar mıyım? Bu market giderse ben batar mıyım? Ticaret yapmaya, bu şekilde para kazanmaya devam edebilir miyim? Korkusu hakikaten o market değişti. Başka bir market geldi. Ben de hızlı bir karar vererek içerideki ürünleri değiştirdim. Yani bir girişimde bulundum. Bana ilk önce zor geldi, korkularım vardı. Fakat yeni bir müşteri kitlesi oluştuğundan dolayı o müşterilere hitap etmeye başladıktan sonra korkularım gitti. Fakat korku bitmiyor sevgili arkadaşlar. Yani her girişimden önce korkuların oluyor. Sonra o marketin iflas ettiğini duydum. O dükkanın kapanacağını duyunca internetten satış yapmaya başlamam gerektiğini anladım. 98 yıllarında evlilik yüzükleri, altın yüzüklerini satmaya başladım internetten. Yani bir zorluk, hayatta yaşadığın bir zorluk seni başka bir şeye zorluyor. Kirayı çıkarabilmek için yani o 2500 euroyu çıkarabilmek için o zaman 5000 markı çıkarabilmek için satış yapmaya devam etmem gerektiğini biliyordum. Karşıdaki market kapandı ve ben de dükkanı kapattım. O dükkanı büro olarak kullanmaya başladım. İnternetten ilk Almanya'da hatta ilk Avrupa'da evlilik yüzükleri, altın yüzükleri satan kişiydim ben. eBay kurulmuştu o zaman 98 yılında güzel insanlar. İlk adımlar tabii zordu. Ben internetten satış yapabilir miyim korkusuyla başlamıştım ama satış yapmaya başlayınca da ilk hani basamaktan sonra her şey çok kolay oluyor. Fakat şunu da söyleyeyim, rakipler rahat durmuyor. Bu sefer müşterilerimi kaçırır mıyım? Rakipler müşterilerimi benden alır mı korkusuyla kendimi geliştirmem gerektiğini anladım kuyumculuk konusunda, evlilik yüzükleri konusunda. Pırlantayla beraber satmaya başladım. Mücevherat. Mücevherat büyük bir girişim. Tek taş yüzükler ve o zaman moda değildi. Fakat bu ilk korkularım bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Yapabilir miyim diye. Yatırım yapınca kendimi bu konularda geliştirdikten sonra onu da yapabildiğimi anladım. Fakat her seferinde büyük bir yatırım yapmam gerekiyordu kendime. Bunun yanında yüzüklerin içerisine yazı yazılması gerekiyor. Bunun için alet almam gerekiyordu. Acaba ben bu aletle, gravograf yüzüklerin içerisine yazı yazan aletle yazabilir miyim korkusu vardı. Fakat o konuda da eğitim aldım, kendimi geliştirdim.
10 dakika sürüyordu aşağı yukarı bir yüzün içerisinde isim yazmak. Sen girişimde bulunuyorsan arkadan rakiplerin de geliyor. Onlar da kendini geliştiriyor devamlı. Bu sefer ben bir adım önde olmam gerektiğini bildiğim için o aletin, o gravografın bilgisayarlısını aldım. O zamanın parasıyla 7000 euro civarındaydı. Büyük bir para. Fakat şunu gördüm sevgili arkadaşlar. Ben o aleti aldıktan sonra 10 dakikalık yazıyı 1 dakikada yazıyordum. Yani yine rakiplerimin önüne geçmiştim. Çok hızlı, seri bir şekilde ürün satıyordum. Bunun yanında rakiplerim tabii boş durmuyor. Ve her seferinde yatırım gerektiğini anladım. Yani yatırım yapmam gerektiğini, işime para sokmam gerektiğini anladım. Rakiplerim aynı aleti alınca 7000 euroya, bu sefer 15000 euroya ben büyük bir yatırım, yine büyük bir yatırım yaparak gravografın lazerli yüzüğün dışına da yazı yazan, hatta binlerce çeşit yazı yazabilen makine aldım 15000 euroya. Yine rakiplerimin önüne geçtim. Ve şunu öğrendim sevgili arkadaşlar. İşime, kendime yaptığım yatırım kaç para olursa olsun bunun 10 katını bir senede aldım her seferinde. Bakın tekrar söyleyeyim, formül bu. İşine, kendi işine 7500 euro soktuysan bir sene içerisinde 75.000 euro geri alıyorsun. 15.000 euro soktuysan 150.000 euro geri alıyorsun bir sene içerisinde. Bunu öğrendim ben. Bunun yanında tabii kendime pırlanta konusunda eğitimlere katılarak, sertifikalar alarak kendime yaptığım yatırımda en az 10 katını bana geri verdi bir senede. Bu formüle göre ilk adımlar korku verebilir sana. Ama bu formülü uygularsan sen bil ki bir sene sonra kendine, işine veya ne iş yapıyorsan o konuya yatırım yaptığında ilk adım zor oluyor biliyorum. Çok yüksek o basamak. Ama bil ki bir sene sonra sen en az 10 katını alıyorsun, geriye alıyorsun. Ben size burada ne anlatmak istiyorum? Pes etmemen gerektiğini anlatmak istiyorum. Yani ben orada rakiplerime karşı kendimi geliştirmeseydim, pes etseydim, bıraksaydım rakiplerim benim önüme geçerdi. Ve o zaman elimdekilerini kaybederdim. Hani kaybetme korkusu konusunda o zaman haklılık ortaya çıkardı. Yani ben yapamam, ben oraya para yatıramam veya işte o makineye 15 bin euro yatırmam demedim. Pes etmedim. Onu yapsaydım, yani pes etseydim, bıraksaydım, kendime yatırım yapmasaydım veya 15 bin euro oraya para sokmasaydım benim rakibim beni ezecekti ve bitirecekti. Elimdekilerimi kaybedecektim. Dolayısıyla hayatta da bu kuralı kafana koy. Sen eğer kendini geliştirmezsen, kendine yatırım yapmazsan, işine yatırım yapmazsan o zaman kaybetme korkusu konusunda haklısın. Elindekilerini kaybedeceksin. Eğer miskin bir şekilde, pısırık bir şekilde hareket etmezsen, yani bırakırsan, pes edersen evet kaybedeceksin. O zaman kaybetme korkusu konusunda haklısın. Dolayısıyla sen ama formülü uygularsan, hayatta herkes kendini geliştirmeye çalışırken sen de kendini geliştirir, hatta rakiplerin önüne geçersen işine, kendine, ailene, sağlığına yatırım yaparsan o zaman aynı hizada ilerlersin, hatta bir adım önde olursun. Ama bunları yapmazsan o zaman elindekilerini, sağlığını, işini, işte paranı, aileni, huzurunu veya özgüvenini kaybedeceksin. O konuda kaybetme korkusu konusunda haklısın. Dolayısıyla bu formülü uygulayacaksın. Yani bu videoda ben sana bu mesajı vermek istiyorum. Kaybetme korkusu genellikle iş insanlarında, ticaretle uğraşan, kendi işiyle uğraşan insanlarda çok oluyor. Ama sadece pes edip korkudan kaçarsan
korkunun üzerine gitmezsen evet kaybedeceksin. O sendeki o varlık neyse onları kaybedeceksin. Ama korkunun üzerine gidersen sen güçleniyorsun, korkun küçülüyor ve sen cesaret kazanıyorsun ve sen kazanan oluyorsun. Yani korkularını, o hani kaybetme korkularını başarıya giden birer basamak olarak gör. Onlar aslında senin düşmanların değil. Hayat senin düşmanın değil. O senin karşında seni yıkmaya çalışan o yumruklar aslında senin güçlenmen için var. O basamaklar senin güçlenmen için. Senin ileriki hayatında daha başarılı olabilmen için var. Dolayısıyla hayattaki o zorlukları kesinlikle düşmanın olarak görmeyeceksin. Onu bir çeşit hediye olarak gör. O basamakları birer hediye olarak gör. Veya o korkuları fırsata çevir, basamak olarak değerlendir ve sadece üzerine bas ve yüksel. O korkular senin gelişmen için var. Veya hayat içerisinde zorluklar yaşadığın o sıkıntılar, bunlar senin gelişmen için var sadece. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Örneğin onların korkularını nasıl yenebileceklerini veya korkularını nasıl fırsata çevirip onları basamak olarak kullanıp başarıya, huzura, mutluluğa, kazanca nasıl gideceklerini onlara adım adım gösteriyoruz. Ve bu konularda sizlere de yardımcı olmamı istiyorsanız bizimle iletişime girebilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsunuz, formu dolduruyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Hoşça kalın.